Merhaba arkadaşlarım. Bugün ilk çağrı ilgili soru çözümleri yapacağız. İlk önce ÖSYM'nin sormuş olduğu sorulardan daha sonra kendi hazırlamış olduğum soruları birlikte bakalım. Birinci sorumuz arkadaşlarım Sümerler'le ilgili bir soru. Sümerler'le ilgili bir projeleri de hazırlayan Mehmet. Projesinde Sümerler'in mezopotam uygarlıklarından biri olduğunu, Gılgamış, Tufan ve Yaratılış destanlarını oluşturduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte bu uygarlığın oymacılık, heykel ve kuyumculukla ilgilendiğine, sütun, kemer ve kubbe tarzını kullanarak tapınaklarını inşa ettiklerine değmiştir. Son olarak Sümerlerin sulama amaçlı kanallar açtığına ve dört işlemi kullanarak çarpma ve bölme iş cetvelleri hazırladığına dikkat çekmiştir. Evet Sümerlerle ilgili biri bazı bilgiler vermiş. Şimdi bizden ne istiyor ona bakalım arkadaşlarım. Buna göre Mehmet'in proje ödevinin sonuç kısmında Sümerlerin aşağıdaki alanların hangisinde gelişme gösterdiğinden söz etmesi beklenemez. Evet buna bakalım. Mesela demiş ki mimari. Şimdi mimari şöyle arkadaşlarım kemer, sütun ve kubbe tarzını kullanarak tapınakları inşa etmişler değil mi yani mimari var Daha sonra arkadaşlarım tarım demiş Tarımla ilgili şurada sulama kanalları vardı değil mi arkadaşlarım Sulama kanalları açmışlardı Sulama kanalları amaçlı açmışlardı tarım da var yani sulama kanalları tabii ki tarımda kullanacaklar Daha sonra arkadaşlarım sanat var mesela burada oymacılık var heykel var kuyumculukla ilgili ilgilendikleri için sanat da gelişmiştir burada Edebiyat kısmında ise arkadaşlarım burada bakın Gılgamış var, Tufan var ve Yadılış destanları var. Haliyle edebiyattan da söz edilebilir ama astronomi alanında herhangi bir bilgi verilmemiş arkadaşlarım. Bu yüzden cevabımız astronomidir. Diğer sorumuz arkadaşlarım milattan önce 3000 yılında Mısır'da tahta geçen Kral Menes. Nom adı verilen şehir devletlerini ortadan kaldırarak Mısır'a tamamen hakim olmuş ve kendisi Tanrı unvanını vererek Tanrı Kala dönemini başlatmıştır. Bu bilgiye dayanarak Mısır'da Siyasi birliğin kurulduğu, dini gücün tek elde birleştiği, toplum sınıflara ayrıldığı, feodal bir yapılanmanın ortaya çıktığı durumlardan hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir. Şimdi şöyle arkadaşlarım, eğer ee, şehir devletleri diyorsa, daha önce de ki arkadaşlarım, nom adı verilen şehir devletleri. Tabii şehir devletleri olduğu için merkeziyetçilik burada zayıftı. Ama ne yapmış Kral Meres? Şehir devletlerini ortadan kaldırmış ve bütün Mısır'a hakim olmuş. Yani siyasi birliği sağlamış mı burada? Evet sağlamış. Daha sonra arkadaşlarım ne yapmış? Kendisini tanrı kılal ilan etmiş değil mi? Dini gücü de tek elde birleştirmiş. Toplumu sınıflara ayrılması ile ilgili bir bilgi yok. Feodal bir yapının feodallenme ne demekti arkadaşlarım? Toprak zenginliği demekti feodal. Bu yüzden toprakla ilgili herhangi bir bilgi de yok. Bu yüzden sadece bize 1 ve 2 lazım. Yani A Diğer sorumuz arkadaşlarım aşağıdakilerden hangisi zikuratın kullanım amaçlarından biri değildir? Zikurat hatırlarsanız 3 katlı bir yerde, değil mi? En üst katında rasathane vardı. Orta katı arkadaşlarım okul ve tapınak olarak kullanılıyordu. En alt katı ise arkadaşlarım erzak deposuydu, değil mi? Evet, şimdi buradan eleyelim. Rasathane var, okul var, tapınak var, tahıl ambarı yani erzakla ilgili biriktirilen depo olarak kullanılan yer var ama saray olarak kullanılması söz konusu değil arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz ise arkadaşlarım. 476 yılında Batı Roma Devleti'nin yıkılmasıyla son bulduğu kabul edilen ilk çağda Sümer, Mısır, Hint, Çin ve Doğu Akdeniz medeniyetlerinin katkılarıyla birçok bir icat yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemdeki icatlardan biri değildir arkadaşlarım. Şimdi normalde biz ilk çağın ee, Baş bitiş tarihini e, kavimler göçü yani 395 yılında yapılan kavimler göçüyle kabul edildiği varsayılır ama bazı kaynaklar ise arkadaşlarım 476 yılında baz e, Şimdi biz burada bakalım arkadaşlar. Mesela e, kağıt dediği zaman Sümerler'de hatırlayın e, kağıt ve yazı orada bulunmuştu arkadaşlarım. Aynı zamanda arkadaşlarım Mısır ve e, Çin'de bulunmuştu. E, Diğer bir sorumuz arkadaşlarım. Aşağıdaki çay aygıvarlıklarından hangisi çivi yazısı kullanmamıştır? Bizden kullanmayanı istiyor. Şimdi şöyle arkadaşlarım. Fenikeliler var, Asurlar, Urartular, Hititler ve Sümerler. Sümerler zaten çivi yazısını icat etmişlerdi. Hititler onlar etkilenmiş değil mi arkadaşlarım? Urartular da aynı şekilde. Asurlar etkilenip hatta bu yazıyı e, yazıyı Anadolu'ya taşımışlardı. Ama Fenikeliler ne yapmıştı arkadaşlarım? Onlar harf, alfabesini e, -alfa, e, kullanmışlardı. Yani çivi yazısını kullanmamışlardı. Bu yüzden cevabımız arkadaşlarım Fenikeliler. Diğer bir sorumuz arkadaşlarım Gökçen ee, bazı bilgiler vermiş. Siyasi birliklerini M.Ö. 750, yılın 750 yıllarda kurmuş tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Tarım hayatlarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki bereket tanrıçasına Kibeli adını vermişlerdir. Ayrıca tarımı korumak için özel kanunlar çıkarmışlardır. Orhan demiş ki arkadaşlarım bu devletin merkezi Ankara il sınırları içerisindedir. Bu diyalogda söz edilen uygarlık aşağı hangisidir demiş. 2013 LYS'de çıkan bir soruymuş arkadaşlarım. Birincisi Lidyalılar, ikincisi Filikler, Urartular, Hititler ve İyonlar var. Şöyle arkadaşlarım, Filik kelime anlamıyla ne demekti? Buğday demekti değil mi? Bunlar da ne yapmışlardı arkadaşlarım? Bereket tanrıcısına Kibele adını vermişlerdi değil mi? Haliyle cevabımız Filikler olacak. Diğer sorumuz ise arkadaşlarım. Mezopotamya'nın Sami asıllı ilk kavmidir. Tarihte ilk düzenli orduyu kurmuşlardır. Şah Tamhara adında efsaneleri vardır. Yukarıda özellikleri verilen uygarlık hangisidir diye sorduk. Ee, yukarıda özellikleri verilen arkadaşlarım ilk en, e, asıl, Sami asıllı kavim olan Akatlardır arkadaşlarım. Cevabımız E. Akatlar. Tarihte ilk yazılı anlaşma olarak geçen Kadeş Anlaşması hangi ilk uygarlık arasında yapılmıştır? Evet cevapları şöyle bir bakalım. Tarihte ilk yazılan anlaşma Kadeş Anlaşması arkadaşlarım Hititler ve Mısırlılar arasında gerçekleşmiştir. Günümüz Avrupa hukukunun temeli sayılan 12 levha kanunları hangi, hangi uygarlık zamanında yapılmıştır? Hatta hatırlayın arkadaşlarım burada Roma'nın Cumhuriyet döneminde artık sınıfsal ayrım insanlara o kadar bıktırmış ki plebler ve Patriciler arasında bunun arasında bir mücadele yaşanmıştı. Bu mücadelenin sonunda zaten bu kanunlar ortaya çıkmıştı. Onlar da bugünkü Avrupa Hukuku'nun temeli sayılmıştır 12 Eleva kanunları. O da Roma uygarlığının kanunlarıdır arkadaşlarım. Akatlar'a son veren doğrular tarafından kurulmuştur. Polis şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir. Atina, Korint, Sparta gibi önemli şehir devletleri vardır. Yukarıda özellikleri verilen uygarlık hangisidir diye sormuşuz arkadaşlarım. Zaten Atina, Korint ve Sparta gibi ülkeler arkadaşlarım Yunan uygarlığının şehir devletleri de cevabımız E Yunan olacak. Evet arkadaşlarım son sorumuzdu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.